Gerçek sevgiyi biz Kur'an'da görüyoruz. Gerçek sevgi takvaya göre, Allah korkusuna göre olur. Allah'ın istediği şekilde yaşamanın miktarına göre olur. Ve bir insanda en rahat, en takva sahibi gördüğü insanı sevebilir. İşte o yüzden biz hocamızı çok fazla seviyoruz. Kur'an ahlakını en güzel uygulayan insanlardan biri olduğu için, en vicdanlı, en akıllı davranan insanlardan biri olduğu için, en duyarlı insan, sevgi duyarlılığı çok fazla olan bir insan olduğu için gerçekten insan gönül rahatlığıyla sevebiliyor hocamızı. Çünkü bunun dışında insan rahatlıkla sevemez kimseyi. Mutlaka vicdanında bir rahatsızlık hisseder. Allah ayeti şu şekilde bildiriyor. Allah'ın dışında başka şeylere sevgi duyanlar için Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgi değil de Allah'a şirk koşan bir sevgi için. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 165. ayette. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. Burada da çok açık görüyoruz. Allah'ı sever gibi başka insanları, başka güçleri Allah'a ortak tutup onlara sevgi yöneltmekten hiçbir şey çıkmaz. Bunlar tamamen hem sevgi değildir hem de insana mutlaka acı getirecek. Bir mecburiyettir, bir zorluktur. Hiçbir zaman gönül rahatlığıyla insan sevgiyi yaşayamaz. Ancak Allah sevilirse, Allah'ın tecellisi karşısındaki insanda gördüğünde, Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak gördüğünde insan karşısındaki insanı sevebilir. Ve bu sevgiye çok ihtiyacımız var. Allah sevgiyle yaşamamızı istiyor bizden. İnşallah biz de ona göre, Kur'an'daki sevgiye göre hareket ederiz. İşte o yüzden birbirimizi çok fazla seviyoruz. O yüzden hocamızı dünyalar kadar seviyoruz. İnşallah. İnşallah.